Bir gün TV'den herkese merhabalar. maalesef ki ülkemizin cemaat ve tarikatlar gibi acı bir gerçeği var. Bugün de konumuz yine menzil cemaati. Ama ben biraz başa sararak anlatmak istiyorum. Fethullahçıların bıraktığı boşluğu dolduran, en fazla dolduran cemaatlerden biri menzil. Hem kamuda hızlı örgütlendiler, işte hem diğer alanlarda, üniversitede, yurt dışında vesaire inanılmaz bir boyuta geldi bu cemaat. Ve artık ülkenin hem mali hem kitlesel olarak en büyük cemaati Haline geldi menzil. Hatta menzil holding diye anılıyor ve 2023'ün tem Temmuz ayında menzil şeyhi Abdülbakel Hüseyin'in yaşamını yitirdi ee, ve ondan sonra gözler yeniden menzile çevrildi. Çünkü dikkat çeken gelişmeler peş peşe yaşanmaya başladı. Önce e, Abdülbakel Hüseyin'in 3 oğlu babalarının cenazesinden hemen sonra bir açıklama yaptı. Dediler ki biz cemaati Üç kardeş birlikte yöneteceğiz. eş Eşşehlik yöntemi diye adlandırıldı bu yöntem. Muhammed Saki, Muhammed Mübarek ve Muhammed Fetta isimli üç kardeş birlikte yöneteceğiz dedi. Ancak cemaat ortadan ikiye bölündü. Muhammed Saki en büyük abileri bir tarafta yer aldı. Diğer iki kardeş Mübarek ve Fetta birlikte hareket etmeye karar verdi. Ve cemaatin içerisinde büyük bir kavga başladı. Bu kavganın nedeni ise taht ve e, miras kavgasıydı. Koltuğu bölüşemediler, mirası bölüşemediler ve peş peşe gelişmeler yaşandı dediğim gibi. E, dergah adı verdikleri gayrimenkulleri, vakıfları vesaire arsaları, çiftlikleri bölüşemediler. Vakıfları bölüşemediler, dernekleri bölüşemediler. Muhammed Saki tarafı e, Beşir Derneği'ne karşı Menzil derneklerinden biridir. 2022 gelir 250 milyon lira. Beşir Derneği'ne karşı yeni bir dernek kurdu. E, Nezir Derneği isimli. İşte Semerkant Vakfı menzilin sembol vakfıdır. Semerkant Vakfı'na karşı yeni bir e, vakıf kuruldu. Böyle bir örgütlenmeye gittiler. E, ve kavgalar çıktı. Birçok dergi adı verdikleri, külli adını verdikleri yerlerde bir grup menzilci Muhammed Sakir Hüseyin'i taraftarı menzilciyi buraları almadı. Kimi zaman polis çağrıldı, kimi zaman tehdit e, edildi karşı taraf. Şiddet olayları yaşandı, birbirlerine saldırdılar ve bu görüntüler hep gündem oldu. Yurt dışında da benzer şeyler yaşandı, Avrupa'daki dergahlarında da benzer şeyler yaşandı ve böyle büyük bir kavga her geçen gün genişleyerek devam ediyor. Kısa süre önce de Muhammed Sakin Hüseyin'in bir röportajı sosyal medyada yayınlandı. Menzi cemaatinin işte daha sonra kurulan vakıf ve derneklerin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ve Muhammed Sakir Hüseyin'i dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kardeşlerini suçladı. Dedi, dedi, ki bir itiraftır bu. Kardeşlerimle aramda bizim aramızda kardeşler arasında bir ihtilaf var. Bu ihtilafın nedeni de mal paylaşımından kaynaklanmaktadır. Babam ölmeden önce e, şahıslar üzerine olan yani cemaat mensupları üzerine olan bu arada cemaatlerde öyledir. Arsalar gayrimenkuller, her zaman cemaatin lideri, şeyhin üzerine olmaz. Kimi müritlerin üzerine olur, şirketler de aynı şekilde, menzilde de öyle. Bu şekilde olan arsalar, babam ölmeden önce kendi taraftarlarına geçirildi, devredildi. Vakıf ve derneklerin ortak kullanılması gerekiyordu. Hatta orada kimin müridi çoğunluktaysa onun kullanması gerekiyordu. Bunu kabul etmediler, tapuları bizde dediler. Ve deyim yerinde ise gayrimenkullere el koydular. Bağışlarla alındığını iddia ettikleri gayrimenkule diğer iki kardeşin el koyduğunu ifade etti ve onları suçları Bu yüzden aramızda bir ihtilaf var dedi ve anlaşamıyoruz diye açıklama yaptı. Dahası da var. Malum menzilini şatafatı, lüks araç konvoyları, çakarlı araçları, işte VIP uçakların VIP bölümünde yolculuk etmeleri hep tartışılıyordu. Kendisine bu da sorulmuş. Denmiş ki e, Muhammed Zakiye Lüseyli'si yönelik bir dünya birleşme ve cemaatin diğer liderlerine yönelik bir dünya birleşme eleştirisi var. Bunu ne diyorsunuz diye. E, Diyanet gibi Ali Erbaş gibi bir açıklama yapmış. onun açıklamanın benzeri lüks ve şatafattan uzak durmamız lazım, gösterişten uzak durmamız lazım ve bunları sosyal medyada da paylaşmamamız lazım diye bir açıklama ve de çağrı yapmış. Bu da tabii dikkat çekici bir taraftan Diyanet'in ve Ali Erbaş'ın açıklamalarına benziyor. Onun da benzer açıklamaları vardı. Ama bu açıklamayı yapan Muhammed Serkeli Hüseyin'in de bir taraftan Bindiği aracın değerinin 15-20 milyon civarında olduğu ifade ediliyor. Çok lüks bir araca biniyor. Diğer kardeşlerine aynı şekilde. Menzildeki kavgayı biz takip etmeye devam edeceğiz. Peş peşe ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bunu yeniden vurgulamak istiyorum. Çünkü bir ay önce de yine bir grup menzil cemaat üyesi Adıyaman'da Adliye'nin önüne giderek Karşı tarafı suçladı bunlar Muhammed Saki yanlısıydı yine ve dolandırıcılık yaptılar dedi. Hem cemaat mensuplarını dolandırdı bu taraf hem devleti dolandırıldı ve milyonlarca ileride bir vurgun yaptılar diye açıklama yaptılar ve yeniden suç duyurusunda bulundular. Ve şu da çok çarpıcıdır ki şu açıklamanın bu kısmı daha önceki yaptığımız suç duyuruları karşısında yargı sus pus durumdadır. Yargı harekete geçmemektedir. Yargı bir nevi onları kollamaktadır. Mimvalinde bir açıklama yaptılar. Bu da çok çarpıcıydı. Dediğim gibi böyle kavga, menzil içindeki yarılma devam ediyor. Tabi bunun bürokras bürokrasideki yansımaları da çok önemli. Çünkü bürokraside güçlü bir ağ var menzil cemaatinin. Emniyette çok güçlüler, jandarmada çok güçlüler, TSK'da, Sağlık Bakanlığı'nda. Kızılay'da çok güçlüler. Birçok yer artık menzilin kalesi durumunda. Ee, ve buradaki e, bürokratlar kimden yana taraf olacak? İşte yine bürokrasideki menzil cemaati mensupları arasında nasıl bir sürtüşme olacak? Bunlar da ilerleyen günlerde gün, e, gün yüzüne çıkacaktır. E, menzildeki kavga şüphesiz daha da şiddetlenerek e, büyüyecek. Açıklamada bunun işareti Muhammed Sakin'in açıklaması. Ee, ve tabii bir kan döküleceği, daha büyük çatışmalar, kavgalar, meydan muharebesine varan, e, savaşa varan, neredeyse sokak savaşına varan kavgaların yaşanabilmesi de muhtemel. Bu ihtimaller üzerinde çok duruluyor. Bunlar hep dillendiriliyor cemaat içerisinde de. Çünkü pimi çekilmiş bomba neredeyse artık menzil cemaati. Ve biz de bunları e, takip edip size aktarmaya... Devam edeceğiz ee, ve son olarak şuna vurgu yapmak istiyorum. Türkiye'de 3 büyük cemaat var. Sırasıyla Menzil, İsmail ve Süleymancılar. Üç arasında ciddi bir kavga var. Benzer kavga Süleymancılarda da var. Miras kavgası İsmail Ağa'da da var. Cübbeli, Cübbeli Ahmet'i cemaatten attılar. Türkiye tarihi, cemaatler, tarikatlar tarihi açısından da ilginç bir dönemdeyiz. Bir taraftan siyaseten bir kırılma yaşıyoruz seçimlerden sonra. Bir taraftan cemaatler, tarikatlar da iktidarın en büyük destekçisi. E, cemaat, tarikatlar da ciddi bir kırılma yaşıyoruz. E, hepsini biz takip edip sizlere aktarmaya, haberleş, haberleştirmeye devam edeceğiz. Bizi takip edin. Hoşçakalın.